Okay, so we start with a definition. Irregular submanifold of a C-infinity manifold. M is any subspace N with manifold with the submanifold property and with the C infinity structure that the corresponding preferred coordinate neighborhoods determine on it. So if it is a submanifold, submanifold property, last time we showed that it has a smooth structure on it and so on, right? It is this theorem here, this lemma actually. So here note that n is trivially a submanifold and the identity the inclusion map from n into m is an embedding. Okay. So a regular submanifold is a subset so that with the relative topology and the smooth structure inherited from M, it becomes a manifold and the inclusion map has to be an embedding, okay? Embedding means it's a homeomorphism onto its image and it's an immersion, one-to-one immersion. Okay. So that's the definition of regular submanifold. Okay. What else? Here is this theorem. Let f n prime to m be an embedding of a C infinity manifold. N prime of dimension n in a C infinity manifold M of dimension M, then its image f of m prime has the n submanifold called a property and thus n is a regular submanifold. As such, it is a it is diffeomorphic
to n prime with respect to the mapping f and n prime. Now we have three kinds of embeddings, or well, actually the first one is not an embedding. We have one-to-one immersions, which are not necessarily an embedding. Then we have embeddings, which are one-to-one immersions and homeomorphisms onto their images. And we have regular submanifold. Regular submanifold. This theorem tells us that actually if you have an embedding from a manifold into some other manifold, then its image is actually a regular submanifold of the ambient manifold. Okay, therefore there is no essential difference between an embedding of a manifold and a submanifold, regular submanifold. In one of them you have a map from a manifold into another, and the other one is just, you know, you just consider this as a subset and consider the inclusion map. Okay, so this theorem just combines all these notions. You may see it that way. And in practice, we don't, you know, keeping this in mind, we don't distinguish embedded submanifold, an embedding, or a regular submanifold. Okay, they are all the same thing. And this guarantees that. I will do the proof of this. Proof is just, you know, you write down. Okay, maybe sketch of proof. Just since it's an embedding, it's a local immersion, and by the immersion theorem or lemma we proved last time, we know that locally this map is given like a standard immersion of Rn into Rm, and that property actually gives us both the you know, fact that the image is an submanifold and has the n submanifold property, and the C infinity structure obtained from the C infinity structure of M gives a is diffeomorphic to actually F. Since F is a local immersion for any let's say P in N prime, P in N prime, there is, okay, there is a neighborhood, coordinate neighborhood, phi u around q, which is f of p, and okay, sum psi vd and phi u around p, so that you know, f f is given as in this coordinates. Şöyle verecek, yani lokal şeyde bu p noktasının etrafında bir tane koordinat sistemi var. Yani şöyle diyelim, bu
Array'nin bir kopyası gibi bir OpenSet'i burada. Ve işte koordinat sistemleriyle gittiğinizde burada F map'iniz, aslında bu F değil, nedir? Şunun inverse ile gidiyorum, sonra da şununla gidiyorum. Nereye gideceğiz? RM'e gideceğiz. RM'e gideceğiz. Ve bu OpenSet'in görüntüsü şöyle olacak. Yani map'imiz şöyle. X1, XN, X1, XN. Ondan sonraki koordinatlar da 0 olacak. Şurası RM. Şöyle görebiliriz ama. Burası sanki RN çarpı 0. Burası da 0 çarpı R M minus N gibi. Yani iki tane şeyin çarpımı gibi düşünelim. Bu parçanın görüntüsü yani şu OpenSet burada şuraya gidiyor. Bu işte şurası tabii ki N. Burası N. Burası bu görüntüsü bunun N prime değil mi? Şurası N prime. N prime üzerine dolayısıyla buradan şunu görmüş oluyoruz. N prime bir kere submanifold property'si var. Çünkü her noktasının böyle bir komşuluğu var. Bu ne söyler? N prime has the N sub manifold property. Submanifold properties varsa o zaman N bu RM'in özür dilerim. Efendim? Domain yok. N'den M'e gidiyoruz. Burası M. N prime şeyin N'in görüntüsü. Aa, özür dilerim. Haklısın. Şöyleymiş. Pardon. Ben kafamda değiştirmişim. N prime tamam. Şimdi oldu. Özür dilerim. P tamam. Tamam. Haklısın. N has the N submanifold property. The smooth or the C-infinity structure of M gives a C-infinity structure on N. Bu geçen ders ispat ettiğimiz şeyden. Ve ondan sonra ben neye bakıyorum? N'den M'e bu map'in bir de homeomorfizm, hatta bir difeomorfizm olması lazım. O niye olacak? Şimdi bu map'in lokal olarak difeomorfizm olduğunda şey yok. Çünkü hani resimden görüyoruz zaten işte x1 xn x1 xn virgül sıfırları gidiyor. Dolayısıyla bu lokal olarak zaten görüntüsüne bir homeomorfizm. Global olarak homeomorfizm olduğunu nereden biliyoruz? Zaten o bize verilmiş. Hani locally ya homeomorfizm lafı etmeye hiç gerek bile yok. Zaten homeomorfizm olduğunu biliyoruz. Ama difeomorfizm olup olmadığını bilmiyoruz. Difeomorfizm olduğu da bu lokal yapıdan gelecek. Yani buradaki koordinat sistemi işte nedir biliyoruz. Burada da M'nin koordinat sistemini M'in koordinat sistemine şey yapıyoruz. Yani buradan ne diyebiliriz? N ise regular submanifold. Yani inclusion map'i de bunun bir embedding. O da bariz. Inclusion map'i de embedding. And F N'den N prime'a yani F'in N prime'a kısıtlanışı is a diffeomorphism.
Çünkü f zaten homeomorfizm, bunu biliyoruz. F'in differentiable olduğunu da biliyorum. O halde tek gösterilmesi gereken sanırım f'in tersinin de differentiable olduğu, ama f'in tersi de burada bakarsanız, yani bu fonksiyonun tersi de projection map'i, değil mi? Yani aslında ya projection'ın aslında bu şeye kısıtlanışı. Dolayısıyla o da somut. Yani bu da C-infinity map. Bu da C-infinity map. Dolayısıyla da yani locally diffeomorphism, globally homeomorphism. Dolayısıyla bir diffeomorphism. Since F is a homeomorphism and locally a diffeomorphism, from tabii bu n'den n prime'den n'e f ise diffeomorphism, diffeomorphism from n prime to n. Yani aslında hani bir yerde trivial şeyler. Bütün iş dikkat ederseniz şeyde bitiyor. O bizim geçen haftalarda yaptığımız bir immersion'ın uygun bir koordinat seçimi altında standart olduğunu bilmemizden. Başka bir şey değil. Şimdi bunun şöyle bir şey daha var, versiyonu. Belki buna corollary demek daha iyi. If f is a one to one immersion and n is compact, n prime diyeyim, yani yukarıdaki notasyonu kullanalım, then n which is f of n prime is a regular submanifold. Thus, a submanifold of M, if compact, it is regular. B'nin bir tane submanifold'u eğer kompaksa regular olacak. Burada submanifold'dan kastettiğimiz şey yani bir tane fonksiyonun görüntüsü o. Locally biri yani one to one immersion'ın görüntüsüne biz submanifold diyorduk. Değil mi? Bu submanifold demek. Image of one to one immersion. Bu regular bir submanifold olmak zorunda değil genelde. Çünkü görüntüsüne homeomorfik olmayabiliyor. Hani locally immersion, daha doğrusu immersion, locally homeomorfizm ama globally homeomorfizm olmayabilir. Görüntüsüne homeomorfik olmak zorunda değil. İşte mesela bu figure 8 gibi, değil mi?
reel eksenden şu figure eight şeyi. Bu immersion, one to one immersion ama görüntüsü bir submanifold değil. Çünkü bu bir şey değil, embedding değil. Ama eğer bu N prime kompaksa o zaman böyle bir şey mümkün değil. Yani görüntüsü o zaman bunun bir submanifold olacak. Neden? Burası topolojik bir şey. Proof. Tek göstermemiz gereken şey we just need to show that f is an embedding. Yani topolojik embedding. O da şuradan gelecek ama N prime şimdi F map'imiz since F N prime'dan N'ye is one to one and prime one to one continuous continuous and yok şurada var n prime is compact and m is Hausdorff. Hausdorff. We see that F is an embedding. F is a homeomorphism. Onto its image. Okay. Dolayısıyla da ispat biter. Zaten smooth map görüntüsüne de şeyse homeomorfizmse o zaman o bir tane embedded submanifold daha doğrusu şey yani regular submanifold. Okay. Peki. Mesela bunun bir örneği şu. Şey yapabiliriz. Okay. Consider the şöyle diyeyim. Okay, consider RP2 as the quotient şöyle RP2'yu biz şöyle görebiliyoruz ya S2 bölü değil mi? P eksi P ile related olacak. Bu denklik bağıntısına bölersek RP2'yu elde ediyoruz. Biz bunun smooth manifold olduğunu falan görmüştük. Değil mi? Smooth manifold olduğunu biliyoruz. Ve RP2 is a C-infinity manifold and pi S2 to bu quotient map RP2 is a C-infinity map. Bunun C-infinity map olduğunu bilmiyorum gösterdik mi onu ayrıca ama dert değil. Yani o kolay bir şey. Şimdi şunu düşünelim. RP2 abstract bir manifold. Değil mi? S2 öyle değil. S2 S3'ün içinde oturuyor. RP2 öyle değil. RP2'yu bir tane
space'in içinde bir submanifold olarak görebilir miyiz, değil mi? Yapmaya kalktığınızda hani bu işte küreyi alayım, noktaları eşleyeyim, R3'te onu yapmak çok kolay değil. Aslında mümkün değil zaten. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. RP2'yu şeyin içine S3'ün olmasa da S4'ün ama ilk önce S5'ten başlayalım. S5'in içine koyabiliriz. Nasıl? Böyle S2'yu şöyle düşünün. Bu X, Y, Z'ler R3 içinde. Öyle ki X kare artı Y kare artı Z kare eşittir 1, değil mi? S2 böyle. Kompakt bir submanifold bu. S2'dan R'ye giden fonksiyonlar var, değil mi? Bir sürü fonksiyonumuz var. Koordinat fonksiyonlarını alıp onların her türlü polinomyalını düşünebilirim. Bizim derdimiz ama RP2'dan bir map yazmak. RP2 nedir? Küren üzerinde P ve eksi P noktalarını eşliyorum. Dolayısıyla küreden giden bir fonksiyon eğer even bir fonksiyonsa ne demek o? Eksi P ile artı P'yi aynı yere gönderiyorsa o otomatikman RP2'dan bir fonksiyon verecek. Yani şöyle söyleyeyim. S2'dan herhangi bir RN'e bir map yazmak istiyorsam pardon RP2 şöyle diyeyim RP2'dan bir map yazmak istiyorum. Buna F tilde diyeyim. Burada P işte P'nin denklik sınıfına gidiyor. Aslında bu denklik sınıfı dediğim şey iki tane noktada oluşuyor. Değil mi? Artı eksi P. Dolayısıyla yukarıda bir fonksiyon varsa, eğer bu fonksiyon evensa, yani artı ve eksi p'yi aynı yere götürüyorsa, o bana aşağıda bir fonksiyon verir. Ve şunu da biliyoruz, quotient topolojiden f ile bu durumda f tilde'nin continuity'si aynı şey. O zaman şöyle bir şey yapalım. Let diyelim f tilde şu olsun. X, Y, Z'den bütün even polinomyalları düşüneyim. Bunlar nedir? X kare var, Y kare, Z kare, X çarpı Y vesaire. Bunlardan bazılarını alalım. X kare, Y kare, Z kare. Aslında Z kareye gerek var mı? Z kare 1 eksi X kare artı Y kare olduğu için hani ona çok gerek yok gibi. X, Y'yi alayım, X, Z'yi alayım. Bir de YZ'yi alayım. Nereye gidiyoruz? Demek ki R5'e. Tamam. Şimdi bu fonksiyon f tilde is continuous and even. Dolayısıyla da bu bir tane f'i induce eder. Hence f tilde induces a continuous map. F from RP2 into R5. Dahası şu var. F tilde one-to-one bir fonksiyon. Note that F tilde is one to one. Bunu görmek çok zor değil. Yani işte iki tane nokta alacaksınız. Görüntüsü aynıysa oradan çıkıyor one to one. Dolayısıyla da f tilde fonksiyonu birebir bir map. Continuous bir map ve RP2 da compact. Çünkü S2 compact, değil mi? Since S2 is compact, so is RP2 ki çünkü bu bunun imajı. It follows that f tilde is an embedding.
F tilde evet. Ha pardon, F tilde değil. F'i kastediyorum. Özür dilerim. F embedding. F tilde değil. F tilde 2 to 1 map. F ise 1 to 1 çünkü o iki noktayı tek bir nokta yaptık. Tamam mı? Dolayısıyla F bir embedding oldu. Şunu da görmek mümkün. Yani lokal bir chart yazarsanız aslında yani küredeki bir parça işte RP2'da payla gidiyorsunuz. Veya RP2'nun standart koordinat sistemlerini de kullanabilirsiniz. Onu kullanırsanız F'in şey olduğunu da görebilirsiniz. İsterseniz şöyle kabaca yapayım. F is C infinity. Neden? Bir tane chart alın. Yani consider the chart. Chart R2'dan RP2'ya nasıl? Şöyle olsun. Given by mesela UV'yi alın. Şeye götürün. UV 1'e götürün. Tamam mı? Şimdi o zaman den F is given in this chart S nasıl verilecek? F yani bu koordinat sistemini kullanırsam F şöyle verilecek. UV bu noktaya gitti. UV 1 bu nereye gidecek? Bu şuraya gidecek. Bunu küreden geliyormuş gibi düşünüyoruz, değil mi? Küreden geliyormuş gibi düşünüyoruz. Yani bu u kare artı v kare artı bir dakika küreden geliyorsa tamam. Şimdi bu pi of bir tane xyz ya. Pi of xyz yani bu şu demek. Yani şey yapmak istiyorum. Şimdi fonksiyonum şu ya. Burada x, y, z üçlüsü alırsam onun nereye gittiğini biliyorum. Ama burada şimdi uv1 var. Değil mi? uv1 var. Özür dilerim. UV 1 var. Burada ben onu X, Y, Z gibi görmem lazım ya. O yüzden. Hangi X, Y, Z'nin görüntüsü o? Şimdi bu X, Y, Z'nin görüntüsü şu. Bu X, Y, Z. Dolayısıyla da U dediğim şey X bölü Z. Y dediğimiz şey pardon. V dediğimiz şey de Y bölü Z. Z de yani bir de bizim Z'mize denk gelecek. Tamam. Şimdi o zaman bunun gittiği yer neydi? X kare özür dilerim. Y kare değil mi? Z kare yok. Z yoktu. X, Y, X, Z, Y, Z'ye gidecek. O zaman şuna gitmiş olacak. Şimdi X kare dediğimiz şey Z 1'e eşit. X kare dediğimiz şey direkt U kare olacak. Bu V kare. Bu da U, V. U ve V. Tamam. Şöyle.
Evet. Ha ben dur. Bir dakika. X, Y'nin görüntüsü. Yok. Doğru ya. Şöyle yaptık şimdi. Ne yaptık? Ben burada hangi X, Y, Z, U, V'ye gidiyor diye baktım. Bu X, Y, Z'nin görüntüsü şey ya. Yani bu pi map'i altında bu pi of X, Y, Z. O da X, Y, Z homojen koordinatları. Burada yani 1'e bölerek ben U bölü 1, V bölü 1'i buluyorum. Burada da X bölü Z, Y bölü Z. Dolayısıyla U ile V, Y bölü Z ve şeye denk geliyor. Dolayısıyla F smooth bir map. Yani U, V'yi alıyorsunuz, buraya götürüyorsunuz. Yine polinomla veriliyor. Dolayısıyla F is smooth. Or C infinity. Dolayısıyla da hence F of RP2 is a regular submanifold of R5. Aslında burada 5 koordinat var ama 4 tanesi de yeter. Ama bunların herhangi 4 tanesi değil de şöyle alırsanız bir tanesi çalışıyor. Indeed RP2 can be embedded into R4. Yani şöyle bir şeydi. Şimdi tam hatırlamıyorum ama bunlardan birini atıyorsunuz. Şunlardan. Daha doğrusu iki tanesini atıp işte x kare artı yz mi öyle bir şey koyunca oluyor. Yani dört tanesi de yetiyor. Okey. Ama üç tanesi yetmez. Onun ispatı kolay değil. Remark olarak yazayım. RP2 cannot be embedded into R3. Bunun ispatı çok kolay değil. Okey. Ama bu tipik bir örnek işte. Bir manifold'u bir başka yere gömmek için bu şeyi kullanabilirsiniz. Eğer manifold'unuz kompaksa smooth bir map bulun. Birebir olsun. Eğer bu varsa smooth map birebir smooth ve birebir map domainde kompaksa o zaman görüntüsüne difeomorfiko ve o bir embedded submanifold. Regular submanifold oluyor. Okay. Submanifold o ama yok sanki değil mi? Dur var mı? Ya şöyle aynı şey aslında şöyle ikisi şey olarak farklı. Birisi hani dışarıdaki bir manifoldun görüntüsü diye görüyorsun. Diğeri ise ha şey mi soruyorsun sen? Bir
Subset'in L sub manifold property'si varsa o embedded bir manifold olur mu? Bir dakika. Şimdi L sub manifold property'si olsun diyorsun. Orada zaten L sub manifold property derken bir tane subset alıyorduk. Değil mi? O subsetin L sub manifold property'si var. Evet. Evet, L sub manifold property'si varsa o sanki şey olur gibi duruyor. Yani regular sub manifold olur gibi. Evet. Efendim? Bir dakika. Durdurayım da.